olmamın sırrını ben de bilmiyorum tam olarak. Sadece insanlarla etkileşim içinde olmak, sevmek, sevilmek sanırım. Onların isteklerine cevap vermek, onlara hitap etmek güzel hissettiriyor tabii ki. Muhtemelen bunun sırrı da budur. Tabii ki hepsine bir veda mesajım oldu daha önceki çalışma bütün projelerimde. Yöntem olarak değil ama tamamen içten gelen bir şey sanırım bu. Sizde olan bir şeyi göndermek gibi, bir parçaya veda etmek gibi. Bunun için farklı farklı yöntemlerim oluyor tabii. Herkes gibi ben de risk almanın daha heyecan verici ve hayatta gerçekten daha mutluluk verici bir şey olduğuna inanıyorum ama risk alan biri miyim? Değilim. Hani olmak ister miydim? İsterdim. Oluyor muyum? Hayır. Daha önce de belirtmiştim bunu sanırım. Yazar, bir yazarı oynamak isterdim. Burada mı? Şöyle mi? Teknolojiyle aram iyi. Çocuk yaşlardan beri hep bilgisayar, telefonun dışındaki bütün dijital cihazlarla, fotoğraf makineleri vesaire. Hobi olarak çok ilgilendim. Takip etmeyi de çok seviyorum. Ama teknolojiyle hayatımı kirletmeyi sevmiyorum. Kesinlikle dünyanın sevgi temelli kurulduğunu düşünüyorum. Sevgisiz yapılan işin iyi olmadığı kadar sevmeyince de başarılı olmayacağını ya da mutlu olamayacağını düşünüyorum. Günde sanırım ben 10 yaşlarından beri spor yapıyorum ve her dalıyla ilgilendim. Şu anda yoğunluğumdan dolayı sanırım günlük en az bir saatlik bir spor alanım oluyor. Yani popüler kalma gibi bir çabam yok ama yaptığım işlerden ve sanırım izlediğim yoldan dolayı popüler olduğum düşünülüyor.